yaşadım. Rüya bile gördüm. Koyarsınız. Bundan sonra doğrudur. Zaten Aysun'a söyledim orada da kritiklerde de. Hep bir vereceğim sana. Ben de diyorum ki inşallah ayağınıza dolanır. Başka hiçbir şey dolanmaz. Demiyorum. Dolanmaz. Ne dolansın dolanır, ya? Dolanır dolanır. İşte dolanır. İlahi adalet ben denen bir şey var. Ben kötülük yapmıyorum ki ne? Ben burada puan İlahi veriyorum. İlahi adalet. Yani Ayken'in kurumuş eti beşi hak ediyordu. Aysun'un lokum gibi eti. Biri yapacak bir şey yok bu Nurten Hanım. Hak edenler aldı. Damak tadı. Dün hak eden aldı. Bir şey yapacak. Güle güle yani. Kullanın. Teşekkür ederiz. Güle güle kullanın. Hak eden aldı. Saniye, aklın nerede senin? Aklın nerede derken? Yani yufkanı yanlış kesiyordun. Yanlış kestim ama sonra toparladım Zeynep. Hayır, beni mi takip ediyorsun? Yani? Niye yanlış kesiyorsun? Niye dikkat etmiyorsun? Beni mi takip ediyorsun Zeynep? Eline bak istersen. Canım ben herkesi aynı yaşıyorum. Saniye lütfen. Ya seni takip edecek tabii. Sonuçta senin ortağın. Yanlış öyle değil kestim mi? Ama aynı kıvamda geliyor kızla. Aynı şekilde oluyor. Yanlış kesme lüksün yok canım. Sonuçta eksi iki puanın anında gider. Eksi iki puan. Ama senin için önemli değilse onu bilemiyorum. Canım yanlış kesmedim. Doğru kestim ve şu an aynı şekilde de gidiyorum. Tamam bir takım bir yerinde eksiklik var. Ama düzgün kestim kızlar. Vallahi bilemiyorum ben seninle vallahi ilgilenmiyorum da. Vallahi eksiklik puanı alırsan böyle sevgili oturup kalırsın yerinde. Sevgili ortağın Zeynep sürekli gözü senin üzerinde olduğu için. Ona bırakın bak, da şef karar versin. Canım ben herkese bakıyorum nasıl yapıyorsunuz diye. Biliyoruz canım. Ona bırakın şef karar versin. Senin uzaklığınızı diyorsun bay bay diye. Asıl sana bay bay tatlım. Böyle yanlış yapmaya devam et. Herkes yapabilir yanlışlık kızlar. Tek sen ben daha değil. Çok sizin de yaptığınız yanlışlıklar vardı. Sen daha çok yanlış yapacaksın. Acaba niye gözün üstünde? Niye doğru gözün düzgün yap da olsun, puan al. Allah kıskanıyorsunuz sen beni. Sen lazım ki başkaları gitsin. Kıskanıyorsunuz beni kızlar. Ha, aşırı kıskanıyorsunuz. Söylemek de kabahat yemin ederim. Kıskanacak kişi yok seni kıskanıyoruz evet. Evet. Anneleriniz gayet iyi anlaşmış hemfikirler ama sizde öyle bir uyum göremiyorum ben. Kızlar o tiyoları siz yapıyorsunuz her zaman. Kız hani pişirmeyip ortaya getiriyorsunuz 5 puanlar alıyorsunuz ya. Evet i̇şte, doğru söylüyorsun. Helal olsun size başarıyorsunuz ama 5 puan alınıyor tatlı. Gerçekten başarıyorsunuz helal olsun size. Biz hala da o konuma gelemedik doğru. Dün programdan sonra kuliste kayınvalidemle konuştuk biraz. Evet. Senin kayınvaliden seninle ilgili neler anlatmış öyle ya? Neler anlattı? Bahsetti mi sana? Hayır. Ay çok şaşıracaksın bence ben çok şaşırdım açıkçası. Neler anlattı? Bir BTR'si vardır muhtemelen. Dünkü kayınvalide odasındaki konuşmanı bir izleyelim mi? İzleyelim. Aa benim kızım bugün tülbent takmış. Aa evet güzel bayağı evet, benim güzel. Çeyizimden verdiğim çeyizlerden ama kesinlikle ben. Takmaz. İlk defa öyle görünce. Mi? İlk defa gördüm şaşırdım. Niye takmıyor? Hiç takmaz. Kıyafet alıyorum bir şeyler alıyorum asıyor. Aa, bir kez giyiyor beni annem şey yapmasın neden? Diye. Ama kesinlikle giymiyor. Beğenmiyorsa kocası çalışıyor, olmaz. Kocası çalışıyor. Kendi öyle güzel güzel harcayıp harcayıp geliyor eve. Kızımın hiçbir huyunu sevmiyorum. Senede en az 6-7 kere memlekete gidiyor. Çocuğumun paralarını yollarda harcıyor, evet. Dün gelininizi övüyordunuz. Ama gelinim bugün niye şikayet her konuda şey ama kesinlikle... Para harcama konusunda, memlekete gitme konusunda kesinlikle... iyi yapıyor. Neden iyi yapıyor Nurten Hanım? Sizin gibi kayınvalideleri iyi yapıyor. Ama neden iyi yapıyor? Gider. Canım, neden gider? Parası hayır gidemez. Gidemez. Size benim ne? Oğlumun paralarını harcıyor. Gidemez onun her gün. Onun kocası artık. Dün çok övüyordun gelinini. Övülecek yeri var, övülmeyecek yeri var. Kusura bakmayacaksın. İşte bir gün böylesiniz, bir gün böylesiniz. Hayır, işte öyle değiliz. Hani ne oldu? Oğlunuz sizden korkuyordu, sayıyordu. Yine korkuyor benim oğlum. O zaman oğluna söylesene böyle böyle yapıyor. Oğlumu da dinlemiyor. Arasına geldim, oğlumu da dinlemiyor. O zaman demek ki sizin konuşmanız bir işe yaramıyor. Niye evlenmiş? O hanımına güzel bakmak, gelin kocası olabilir. Ama benim de oğlum o kadar çocuğumu yıpratmak zorunda değil. Herkes yerini bilecek canım. Siz gelinlerinize, kızlarınıza hiç karışmıyor musunuz? Hayır, karışmam. Ne demek karışmıyorsunuz? Hayır, benim gelinim istediği yerde gezer. Hayır, karışamazsın. Kusura karışsan neye yarıyor? Dinliyor mu seni? Dinliyor mu? Dinlesin, dinlemesin. Yok. Ben ondan çatır çatır söyleyip de kızdırıyorum ya onu. Hiç kusura bakmayın. Kayınvaliden sana gerçekten aşıkmış yalnız. Anne tabii, nasıl böyle aşırı. Bir şey yaparsın sen ya?
Kayınvaliden bayağı dertli yalnız seninle alakalı. Versin duysun. Yüzüne de söylerim. Yüzüne söylesin. Evet, kızcağız şok oldu. Şok oldu. Şok oldu. Kesinlikle yüzüne de söylerim. İnanmıyorum ya, benim memlekete gidip gelmem yani. Hani bu kadar neden zoruna gitsin ki anne seni? Masraf çıkarıyorsun diye yapıyor kız. Kayınvaliden sıra binip gitsin. Ya, çok... Saniye. Bir dakika ya. Ne oldu? Bir dakika. Nereye gidiyorsun? Kayınvalidemin yanına gidip geleceğim. Aa, dayanamadı. Kayınvalidesine hesap soracak ha? O kadar lafın üstüne. Nasıl olacak o iş, çok merak ediyorum. Zannetmiyorum da hadi bakalım, göreceğiz. Genelde çünkü içeride başka konuşup kayınvalidesinin yanında hemen çeviriyor ya konuları. Anne nasıl böyle bir şey konuşabiliyorsun benim arkamdan ya? Çok güzel yaptım. Anne nasıl güzel yapabilirsin? Benim paramı, benim rızkımı eşim veriyor. Kimse vermiyor. Ne sen verebiliyorsun, ne kaynım ne bir başkası. İstediğimi de yaparım, her türlü de gezerim. Benim paramın kıymeti, benim paramın değeri kimseyi ilgilendirmez. Size de ayrıca teşekkür ederim yani. Güzel bir şekilde dile getirip yani anlatmışsınız. Hiç kusura bakma. Anne kusura bakmasın falan yok. Senin kocan sana anne söylemiyor. Benden arkadan parası yetmediği zaman gelip benden alıyor canım. Anne. Onu sana söylüyor mu? O senin oğlun. O senin oğlun. Vermek bakma zorundasın. Çık git beni buradan. Beni de aldıysa. Yaptım. Beni çok de aldıysa yaptım. Beni bakmak zorunda. Hani ne oldu, aşıktı kaynanası buna? Çok aşıklar gördük böyle. Aşkı bir yere kadar demek ki. Bak araya para girince... Aşk maşka her şey bitti. Aşk bitiyor canım bir yerde, bir noktada. Dur bir dakika çok merak ettim. Kusura ben el uşağı değilim. Benim eşim beni bakmak zorunda. Ben kusura bakmayacaksınız. Yüzünü de söyledim. Benim annem söylerim, iyi yaptım. Benim ailem, benim annem memleketteyse ona her türlü bakmaya gidebilirim. Her zaman da gidebilirim. Kimse karışamaz. Bizim... Eşim izin veriyorsa kimsenin hakkı yoktur. Kesinlikle her zaman gidemezsin. Güle güle kızım. Ya... Ben size dedim, ya, de çok dedim, arkasından konuşmayın dedim. Burada farklı, orada farklı konuşmayın dedim. Ben sustum. Aa, annesine gitmesini istemiyormuş. Memleketteki annesiymiş. Aa. Öyle mi? Niye istemiyor ki annesine gitmesini ya? Ben onu da hayret ediyorum yani. Para harcıyor diye. Tamam da yani sonuçta kendi evleri, kendi ekonomileri. Bir ay gider mesela, atıyorum ikinci ay gitti zorlandı mı, üçüncüye gitmez. Kızlar gidiyorsa... çok sinirlendim ya, böyle bir şey yok ya. Benim paramın davasını kimse yapamaz. Sizde de olsa aynı şekilde kızarsınız kızlar. Vallahi saniyeciğim, ben katılıyorum sana yani şöyle bir yani şey. Yani hayır, eşim kazanıp geliyor, hem arada bir para veriyormuş. Versin evet. Oğlu sonuçta beni aldıysa bakmak zorunda. Haksız mıyım? Kimse sana bakmak zorunda değil, sen kendine bakmak bakarsın da. Bakmak zorundayım, katılmıyorum da. Hayır yani beni aldıysa bakmak zorunda ya kızlar. Ya sizin eviniz, sizin ekonominiz sonuçta yani. Sen bak az önce de onu söylüyordum. Yani atıyorum bir ayda iki kere gittin mi veya her ay gittin. Sonra gittiğinde sıkıntı yaşıyorsan sen zaten bunun bilincinde olup öbür ay gitmezsin. Demek ki gidiyorsan yani kızlar, sürekli ekonomiyi değil. Ona göre ayarlıyorsundur. Ya. Kızlar niye sürekli değil ki? Yani benim gidip gelmem sürekli değil. Böyle beş ayda bir kere yani, kayınvalidemin öyle dediğine bakmayın yani. Sürekli gidip gelmiyorum. Kız altı kere dedi ben ya. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Saniye, sen bunu hak ediyorsun. Neden hak ediyorum zamanında Zeynep? Zamanında kayınvalidelerin eşyasına bile tamam demişsin. Kadın her şeye tamam diyeceğini düşünüyor Zeynep, çünkü. Zeynep eşyalara evet dediysen bu anlama gelecek değil yani. Herkesin kadın de demek ki bak diyor ki onlara tamam dediyse bu her şeye tamam der demiştir. Her demiyorum. Şeyin bir sınırı var yani. Demiştir bence. Öyle olamaz. Demek gelinden de korkuyorsunuz. Hiç de korkmuyorum. Korkmuşsunuz, konuşurdunuz. Allah'tan başka kimseden korkmuyorum canım. Ne oldu asık kesen Nurşen'e? Yok ben yine söylüyorum hayatım. Niye korkuyorsun? Ayol dedi ya, çık git evet, buradan çık dedi. Çık git buradan dedim dedi. Yani. Geliyor öyle gelip de bana çerçeve edemez. Geliyor sen misin? Ne demek istiyorsun? Gitmesin. Ne demek istiyorsun? Ne demek istiyorsun diye demedin. Nasıl bir şey demedin. Çık git demek her konumun içinde oluyor canım. Ay o kadar, ben de herkese çıkın gidin derim. Yok öyle o zaten şey. Sizi saysaydı oradan direkt gelip size böyle yüzünüze haykırmazdı. Ama kız haklı. Vallahi haykırsın. Haklı. Oh oh, ne kadar güzel yaptım. Rahatladın mı? İçindeki hayır, rahatlamadım. Çok rahatladım evet. Demek bunlardan siz korkuyorsunuz. Hiç de bunlar korkmuyorum. Neriman Hanım hiç bu program korkmuyorum. İşte biraz da bu kayınvalideler gelip yüzüne söylemediklerini gelinlere söylüyor ya. Çok rahatlıyorsunuz. Haklıysan haklısın. Haklı olarak konuşacaktın. Onun ama ağzını kapattın. Lazımdı. Seni bir köşede tutup ağzını kapattın lazımdı. Konuşmadın. Ayıp etti. O da ayıp etti. Sen de tabii konuşmakla ayıp ettin. Vallahi ben çok güzel yaptım.
İstediği gibi bana sorabilir. Niye dün benim arkamdan bana... konuşurken ayıp ettik demediniz hayatım, ama. Hayatım biz arkandan dedikodu yapmadık senin. Eleyelim Nurten'i dedik biz sadece. Dün bunu yaptın. Daha ne olsun? Daha ne olsun? Hayır. Daha ne olsun? Biz dedikodusunu Allah yapmadık aşkına, ama. Allah aşkına. Allah aşkına. Nurten şöyle böyle demedi. Ayol eleyelim demeyi dedi. Toplamışsınız elemeye koyulmuşsunuz. Evet daha seni de eleyeceğim bak. Seni de eleyeceğim. Görüşürüz. Bayağı da dertliymiş. Daha önce sana böyle bir şey söyledi mi? Hayır ilk defa ben de ona sinirlendim. Hani gitmenden rahatsız oluyorum. Şu şeklinde an. Belki değil. Hani bu şekilde belki yüzüne söylememiş olabilir de. Ya hissettin mi hiç rahatsız olduğunu? Rahatsız olduğumu hani bazen dile getiriyorum anne. Hani karışma diyorum yani. Ama anlatamamışık ki demek ki. Bundan sonra güzel bir şekilde anlatırız kızlar. Yapacak bir şey yok. Söylemişti ya anne çocuklarım benden korkar, çekinir evet. Anlamında. Yani diyorum onlar bile bu kadar çekiniyorken iyi sen çekinmiyorsun yani. Ya her şeyde tamam. Saygı denen şeyler var kızlar. Saygı duyacaksın büyüsün. Ben geldiğimde de söyledim hem kayınpederim hem kaynanam dedim. Ama hayatım, bu kadarı da olmaz yani. Saygı duymuyorsun demiyorum. Sen çekinmiyorsun diyorum. Yok çekinmiyorum kızlar. Vallahi ağzına geleni söylüyorsun yani. Ya gerektiği gibi olduğu kadarıyla her şeyi de çat 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 yüzüne vurmuyorum yani. Ama bu konuma gidip benim arkamdan... Mesela dedikodu az önceki gibi. Az önce gerçekten gerekti. Efendim? Az önce diyorum demek ki gerekti ki gittin yani dayanamadın gittin. Evet gittim kızlar Ay çok sinirlendim. Saniyeye diyorsun da senin kayınvaliden de sana müsrif dedi. Benim kayınvaliden bana müsrif demedi canım. Parayı ben alırım. Örnek verdi. Savurur. 1000 TL fondötene 1000 lira verir dedi. Evet. Abartmış Allah aşkına kim 1000 lira verir bir fondötene? Ben her zaman demiyor muyum ben indirimleri takip ediyorum diye. Ya kaldı ki şöyle bir şey var yani... Evet bakımlı bir insanım. Kıyafetime, saçıma, makyajıma, bakım ürünlerime önem veriyorum Zeynep. Ya bunun Aysun. Da bir bedeli var sonuçta. Bu güzelliğin de bir bedeli var. Biliyorsun benim işim bu. O yüzden rahat rahat ağzında söyleyebilirim ki. Lafı, evet. O kadar güzel fondötenler var ki çok daha uygun fiyata. Burada gelininize bir gaf daha yaptınız fark ettiniz mi? Gelinine dedi ki oğlum o paraları benden istiyor dedi sen gez toz diye. Evet, oğlunuz evet. Duyacak Nurten bu sefer. Nurten Hanımcığım yetiştiremiyor parayı. Bu sefer gelin oraya buraya giderken ben de anneciğim diyor param yok diyor. Ne yapayım ben olacak? De mecburen veriyorum. Ama yine de ben diyorum ki kızım duymasın. Üzülmesin işte. Diye. Olsun. Duyabilir. Bilsin. Bundan şimdi sonra, o da gidip. Bundan sonra hepsini söyleyeceğim. Demedin. Dedi. Hocam gelip benden alıyor dedi. Dedim. Ama of, ben sıkıldım ya. Ne oldu niye sıkıldın? Sıkıldım. Ama tabii sıkılmaya gelmez. Ben duymadım gelmez. Çok yavaş dedi, konuşmuş. Hayatım kocan geliyor benden alıyor sonra dedi. Kulak değil mi? Allah Allah. Duy sen de. Ne yapıyorsun? Aa hadi sen buyur git buradan. O tarafa biz tavla oynayacağız. Niye gideyim ayol? Ne gel gel sen buraya gel gel. Gel gel kankanın yanına gel gel. Beraber mi oynayalım orada? Kime getirdin onu? Burada mı oturmak ben istiyorsun? Benle oynayacak hali yok. Yasemin Hanımcığım. Sizi böyle alabilir miyim işte? Ağla mı oynayacağız? Evet, yarabbim. Biraz eğlenelim ben sıkıldım bak, çok sıkıldım. Gördün buyurun. Mü? Gördün mü? İşte bak böyle kanıtladılar. Nasıl kanka olduklarını, ortak olduklarını. Ama. Ay Yasemin Hanım. Bu ne ya? Ne var kadar... Allah Allah siz böyle kanka Yasemin Hanım ne çabuk kanka oldun. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Tavla oynuyorsun da zihnin açılsın diye. Ben sizi izlemiştim. Siz de kabak doğramıştınız. Dün spor yaptınız. Ben kabak tatlısı yaptım.